Rasim Sarıkaya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İş Denetim Birim Başkanıyım. Evet, bugün güzel bir kurs programı olacak uzlaştırmacılıkla ilgili. Neler düşünüyorsunuz efendim? Öncelikle Bağımsız Denetçiler Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyona vesile oldukları için. Sosyal Bilimler Üniversitesi yeni bir üniversitemiz. Onun da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii uzlaştırmacılık eğitimi güçlü iletişim gerektiren bir unsuru var. İnsanların bir araya getirtilmesi ve yargıya gitmeden önce olaylara çözüm bulunması güçlü iletişim beraberinde getiriyor. Tabii denetçi arkadaşlarımız için de bulunmaz bir fırsat ve mesleki yapı olarak da oldukça bize uygun olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim bu eğitim programı. Efendim, ülkemiz ve insanımız bu anlamda tarihsel bir döneme işte uzlaşıya ihtiyacımız olan önemli bir dönemde. Bu anlamda buradan çıkacak, bu eğitim alacak insanlara önemli görevler düşüyor. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz yani sosyolojik olarak? Tabii muhakkak uzlaştırma, bir arada yaşama kültürü toplumumuz için çok büyük önem arz etmekte. Tabii Avrupa Birliği müktesebatından gelen bir uzlaştırma kültürü olsa dahi bizim kendi anneannelerimizde zaten uzlaştırma bir kültür olarak her zaman mevcut idi. Belki bunu yeniden hatırlamak olmuş olacak. Tabii buradaki katılımcıların çoğu uzlaştırmacı görevi alacaklar bulundukları şehirlerde. Ama bundan daha da önemlisi bence uzlaştırma kültürü konusunda bir bilgi birikimi elde etmiş olacaklar. Aynı zamanda bu bilgi birikimi toplumun diğer fertlerine yayma, yaygınlaştırma ve kullanma konusunda da fırsatlar içeriyor bu eğitimler. Bireylerin bu tarz eğitimler alıyor olması. Ben bu anlamda toplum açısından çok büyük faydalar getireceğini mülahaza ediyorum. Umarım hayırlı olur. Öyle diyelim çok yani. Çok teşekkür, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çevre Şehircilik Bakanlığı İş Denetim Birim Başkanıyım. Bakanlığımızın iş denetim, iş kontrol, disk yönetimi, bakanlığa kuruma değer katma. İş denetimi önce tabii bir anlatmakta fayda var. İş denetim nedir? Çünkü insanlarımız teftişin ne olduğunu biliyor. Denetimin ne olduğunu biliyor. Kontrollük sisteminin ne olduğunu biliyor. İş denetimi ülkemize yeni gelmiş bir sistem. Özellikle 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrolü Kanunu'yla girmiş bir sistem. Bu kanunla iş kontrole yer verildi. İş kontrolün bir parçası da iş denetim. Yani iş denetim, iş kontrolün içindeki bir bölüm. İş kontrolü ne derseniz, iş kontrolü de çoğu insanımızın bildiği gibi organizasyon, süreçler, bu süreçlerin kamuda etkinlik verimlilik üzere yönetilmesini sağlayan bir sistemin adına iş kontrolü diyoruz. Efendim, bir de bugün göreceğimiz kursla ilgili kısaca uzlaştırmacılıkla ilgili de anlatımlardan bulunmak gerekirse, uzlaştırmacılık da ülkemize yine yeni gelen, özellikle 2014-2015'ten sonra giren bir sistem. Burada da davalarda, mahkemelerde iş yükünün azaltılarak biraz da pratik bir şekilde konunun çözümlenmesi için mahkemeler uzun sürüyor. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gibi sürüyor. Pratik bir şekilde kişileri mahkemeye gitmeden süreci belki de bir ayda, belki de 15 günde çözmek için tasarlanmış bir sistemin adı ve gerçekten de sistem iyi işliyor. Yani dava dosyaları azalıyor. Eskiden bir mahkemede dava dosyası, misal olarak veriyorum, 30 bin ise şu an bu öğrendiğimiz rakamlara göre bayağı düştüğü, %50 oranında azaldığı söyleniyor. Katkısı çok büyük katkısı var. Yani bu sistem iş yükünü %50 oranında azalttığına dair tespitler ve araştırma sonuçları var. Yani ülkemiz için de faydalı olacağını inanıyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Buradaki arkadaşlarımız da hepsi yetişmiş, alanlarında başarılı kariyer sahibi insanlar. Uzlaştırmacılıkta da zaten biraz ben tecrübenin, yaşın biraz olgunluk seviyesinde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü adı üzerinde uzlaştırmak için öncelikle bir kişinin karakterinin, kabiliyetlerinin ve yetişkinlik düzeyinin iyi olması gerekir. Ve burada da bu arkadaşlarda bu şeyi görüyorum. Arkadaşlarımızın yaş ortalamasına, eğitimlerine, mesleklerine baktığım zaman işin ehilliği ve bu işi yapabilecek kapasite olduğunu görüyorum. Abdullah Çavuş Beyefendi'ye de böyle bir imkanı sağladığı için hasreten teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Oldu, sağ olun, iyi günler. Sağ olun. Sizi tanıyalım lütfen. Ben Fettah Çetinkaya, Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yapıyorum. Fettah Bey, bugün önemli bir eğitim programına başlanacak üniversite işbirliğiyle. Evet. Hadid. Uzlaştırmacılık Türkiye'de yeni bir kavram. Neler düşünüyorsunuz efendim? Ya inşallah çok güzel olacağını düşünüyorum. Yeni bir birim, en azından bu mahkemelerin önünü falan açacağına inanıyorum. Yani olaylar yargıya intikal etmeden, gitmeden bir şekilde çözüme kavuşur diye düşünüyorum yani. Evet, toplumsal olarak da aslında bir uzlaşıya ihtiyacımız olan önemli bir dönemdeyiz. Buradaki uzlaştırma işiyle uğraşacaklar da sizce hangi önemli özellikler gerekiyor böyle önemli bir işi yapması için? Her şeyden önce belli bir tecrübeye kavuşmalar lazım. Ondan sonra aracı olmalar lazım. Ondan sonra
Kişisel yetenekler olması lazım. O kadar yani. Faydalı olabilir miyiz? Mustafa Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Denetim Birim Başkanıyım. Mustafa Bey, bugün önemli bir aslında buluşma gerçekleşiyor. Türkiye'de yeni bir kavram uzlaştırmacılıkla ilgili. Evet. Üniversiteyle STK neler düşünüyorsunuz? Bu kavramla ilgili fikirleriniz nedir? Özellikle ülkemizin de ihtiyacının olduğu bir dönem. Evet. Yargının iş yükü malum. Dolayısıyla yargının iş yükünü azaltmak için öngörülmüş olan bir müessese. Ben çok faydalı olacağını ve yargının iş yükünü azaltacağını düşünüyorum. Herkes için hayırlı olsun diyorum. Adalet kavramı bugünlerde, son dönemlerde yoğunca konuşuluyor. Toplumsal bir hoşgörüye de ihtiyacımız var. Ne gibi özellikleri olması lazım bir uzlaştırmacıda sizce? Yani etkili iletişim kurması, iletişim becerilerinin yüksek olması gerekir diye düşünüyorum. En önemli özellik iletişim becerisi. Hafize Şahiner, emekli vergi dairesi müdürüyüm. Yeminli mali müşavirlik yapıyorum. Emekli olduktan sonra da şimdi uzlaştırmacı eğitimine geldim. Evet, yeni bir kavram uzlaştırma. Türkiye'nin de bu toplumunda bir uzlaşıya ihtiyacı var. Neler düşünüyorsunuz bu eğitim programı ile ilgili ve bu kavramla ilgili olarak? Tabii uzlaşma bizim kökenimizde, kültürümüzde olan bir şey. Zaman zaman zaten köylerde ihtiyar meclislerinin yaptığı bir işlem. Bunun büyük işlemlerde de kullanılması, böyle bir eğitim verilmesi ve iş kolunun olması insanları kolay yoldan barışa sevk edip problemleri yok etmenin yoldur diye düşünüyorum. Peki toplumsal kökenimizden bahsettiniz. Aslında biz bu kadar sorunlu bir toplum değildik. Hoşgörümüzü mü kaybettik acaba Hafize Hanım? Sanırım öyle, ne yazık ki hoşgörümüzü kaybettik. Empati yapmayı bilmiyoruz. Sadece hep bana Rab bana diyoruz. Bunları belki de bazı değerlerimizden uzaklaşarak bu hale geldik. İnşallah tekrar özümüze döneriz. Feysel Özer, maliye müfettişiyim. İşte bu kursu duyunca da gelip uzlaştırmacılık eğitime bu şeyde katılmaya karar verdik. Evet, kamuda çalışıyorsunuz, evet, ve müfettişsiniz. Evet. Uzlaştırmacılık kavramı yeni bir kavram. Yeni bir kavram. Neler düşünüyorsunuz bu kavram ve yapılacak işle ilgili? Şimdi tabii yeni bir uygulama olacak. İşte bir yönetmelik yayınlandı. O yönetmeliğe göre burada bir eğitim almamız gerekli. Tabii bunun ne ölçüde neye yarayıp yaramayacağını uygulamada göreceğiz. Bazı suçlarla ilgili olarak bu uzlaştırmacılık şeyine müessesesine yer veriliyor. Umarım ki Türkiye'nin adli alanda problemlerini çözmeye yardımcı olur diye düşünüyorum. Yargıda çok ciddi birikmeler var. O yükü hafifletmek için bir anlamda. Biz bu duruma nasıl geldik? Yani bu kadar adliyeler niye doldu? Hoşgörüyü mü kaybettik acaba Ahmet Bey? Yani şimdi tabii şeye bakacak olursak mesela dava sayısına, gerek Yargıtay'da, gerek Danıştay'da, gerek Anayasa Mahkemesi'nde, gerek yerel mahkemelerdeki sayılara bakarsak gerçekten dediğiniz doğru. Sanıyorum bir problem var ama bunu aşacağız, aşmaya çalışacağız. Sizce bunun bir sırrı tekrar yani hoşgörü kültürüne sahip olup... Mutlaka. Hoşgörüyle zaten bu problemleri zaten uzlaşmacılık, arabuluculuk müesseselerinin de amacı bu. Yani orayı sadece şey babında, dosya babında döküp yargılama, cezalandırma babında değil de ne derler, farklı bir kültürle çözmeye çalışmak. Ayşe Çaylak ben. Ayşe Hanım, bugün uzlaştırmacılık gibi yeni bir kavramın eğitimini göreceksiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz efendim? Valla öncelikle bunu organize eden başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok gerekli bir kulvardı. Bizler de bunun içinde olmaktan, bütün arkadaşlar adına da konuşuyorum, İçinde olmaktan son derece mutluyuz. Yani akşamın bu saatinden itibaren hayatımızdan ödün verip burada olmak bizlerin de hoşuna gitmiyor ama böyle bir oluşumun içinde olmak şahsen beni çok mutlu ediyor. Efendim, başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürle beraber bu kavrama ihtiyaç yargı yükünün birikmesinden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Peki, yargıdaki bu yük niye arttı? Acaba biz bir hoşgörü toplumuyken, Yunus, Hacı Bektaş, Mevlana'yken ne oldu da bu kadar yükümüz arttı? Valla insanlar arasında iletişim o kadar azaldı ki, yani konuşarak anlaşma artık minimum seviyeye indi. İnsanlar ne yapıyor? Birbirine kızdı mı? Ben hemen seni mahkemeye vereceğim. Yargıya taşıyor. Ve dosyalar içinden çıkılmaz, odanın
binanın bir duvarının tamamı dosyalarla kaplı, hakimlerin odasına girdim. Onlar ne yapsın? Demek ki bunu basite indirmek için ne yapmak lazım? Onların önüne gelinceye kadar sorunu çözebildiği kadar çözülmeli. İki tarafta belli bir noktada uzlaşmalı. Sorun çözülmezse son nihai noktası orası olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, çok derin düşünüyorsunuz. Ben bir taraftan dinliyorum. Tabii evet. Bir taraftan da düşünüyorum. Evet. Düşünmemiz gerekiyor. Çünkü mesleğimiz gerçek anlamda çok farklı boyutlara geçmeye başladı. İşte sanırım işte uzlaştırmacılık da bizlerin yapabileceği bir alanlardan bir yer. Ben kendi adıma konuşmak istersem biz sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor. O kadar çok değişiklikler, yenilikler meydana geliyor ki o yüzden güncellememiz gerekiyor. Bu uzlaştırmacılık mesleği diyelim, mesleği bizim için, ülkemiz için güzel bir şey olacak, evet. Kendinizi lütfen tanıtın efendim. Selma Güçlü Çetin ben, bağımsız denetçiyim. Burada başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bireysel kazanımlar dışında acaba bizim toplumsal anlamda da bir ortak paydada buluşmaya, bir uzlaşıya ihtiyacımız yok mu? Böylesine kritik bir dönem işte milletimiz. Tabii ki, evet. Yani mutlaka ortak bir uzlaştırmaya ihtiyacımız var bizim tabii ki. Nasıl sağlayabiliriz bunu sizce? Bunu da hep beraber birlikte hareket ederek sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Sefa Varlık, mali müşavirim. Aynı zamanda bağımsız denetçiyim. Aynı zamanda uzman bilirkişiyim. Şimdi bir de uzlaştırıcılık mesleği, yeni bir alan oluştu bizler için. Türkiye'de mahkemelerin yoğunluğu oldukça fazla. Devletimiz bunun en aza indirmek için bu müesseseyi, uzlaştırıcılık müessesesini, yani davadan önce tarafları bir araya getirip uzlaştırma konusunu hakikaten bir meslek olarak gördü ve işlerin mahkemelerinin işini azaltmak için böyle bir sistem yaptı. Bizim de işimiz hep eğitim. Daha önce de biliyorsunuz bağımsız denetçiler zamanında da bu tür röportajları vermiştik. Sefa Bey, son olarak eğitim başlayacak. Türkiye'nin de milletimizin de bir toplumsal uzlaşıya bu anlamda ihtiyacı yok mu? Kesinlikle öyle. Biliyorsunuz dünya konjonktürüne baktığınız zaman hep kargaşa, hep iticilik, hep problem var. Dolayısıyla bu problemi en aza indirebilmenin metotlarını devletler, idareciler düşünüyor ve bunu gidermeye çalışıyor. İşte o en önemlisi, bir ayağı da gördüğünüz gibi bu müessese, devletimiz bununla ilgili eğitimler veriyor. Hakikaten memleketin geleceği açısından çok önemli bir konum hale gelecek, katkısı olacak. Düşünenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, hukuki bir terim olduğu kadar toplumsal bir ihtiyaç olan uzlaştırma kavramı konusunda akademik düzeyde eğitim almak için eğitim çağrımıza cevap vererek aramıza katılan çok değerli arkadaşlarım. Bağımsız Denetçiler Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında akdedilen protokol çerçevesinde düzenlenen ve 6 gün sürecek olan eğitimlerimizin ilk dersine hoş geldiniz. Hepinizin duymuş olacağı bir söz vardır. Kanunlar ne kadar mükemmel olursa olsun, ehil olmayan kötü uygulayıcıların elinde kötü sonuçlar vermekte. Bu düşünceden hareketle Türk hukuk sisteminde adaletin hızlı ve zamanında tecil etmesini temin etmek amacıyla 3 ayrı düzenleme yapılmıştır. Bunlar Bilirkişilik Kurumu, Arabuluculuk Kurumu ve son olarak Uzlaştırmacılık Kurumu. Bu 3 müessese konusunda yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda Adalet Bakanlığı'ndan yetki almış olan üniversiteler ve meslek odalarınca eğitimler düzenlenmektedir. Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında ceza hukuku uyuşmazlığı içine düşen mağdur, suçtan zarar gören ile şüpheli veya sanık arasında uzlaşma kapsamına giren bir suç dolayısıyla bu suçun tarafı olan kişilerden tamamen bağımsız ve objektif konumda olan, uzlaştırma konusunda ise uzmanlık eğitimi almış üçüncü bir kişinin katkısı ve katılımıyla yürütülen suçun mağduru ve failin iletişim kurmasının sağlandığı alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uzlaştırma yönteminin temel amacı ceza uyuşmazlıklarının çözümünde
esas sistem olarak kabul edilen, yargısal sistemin yerine geçirilmeye çalışılan veya sistemle rekabet eden bir çözüm süreci değil, ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmaya amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uzlaştırma yönteminde ceza uyuşmazlığıyla ilgisi bulunan taraflar ve bu uyuşmazlığın çözüm sürecine dahil edilmekte ve uzlaştırmacının yardımıyla aralarındaki uzlaşmazlığın çözüm için bir edim belirlenerek veya böyle bir edim belirlenmeksizin uyuşmazlığın sona erdirilmesi konusunda ortak bir paydaya erişilmektedir. Bu anlamda uzlaştırmacılık kurumu Türk hukuk sistemi açısından büyük bir öneme sahiptir. Sayın rektörüm, sözlerimin burasında eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızın bürokratik ve sosyal konuları hakkında özet bir bilgi arz etmek istiyorum. Eğitimlerimize Bağımsız Denetçiler Derneği üyesi bağımsız denetçiler, YMM arkadaşlar, serbest muhasebeci mali müşavirler, vergi müfettişleri, vergi dairesi müdürleri ve müdür yardımcıları, Ulaştırma Bakanlığı danışmanımız, Çevre Şehircilik Bakanlığı İş Denetim Bilim Başkanı ve İş Denetçileri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Denetim Bilim Başkanı ve İş Denetçileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İş Denetim Bilim Başkanı ve İş Denetçileri, TSE Denetim Kurulu Başkanımız, PTT müfettişleri, Çalışma Bakanlığı müfettişleri, Şeker Kurumu uzmanları, AB Bakanlığı müşaviri, Yargıtay çalışanları, Sayıştay denetçileri, avukat arkadaşlarımız, Sağlık Bakanlığı danışmanlarımız, çalışanlarımız ve 2 yıl boyunca BDDK 2. Başkanlığı yapmış değerli üstadım Ahmet Şirin Bey katılmaktadır. Görüleceği üzere katılımcılar Türk bürokrasinin neredeyse en önemli olan tüm kurumlarının değerli bürokratlarıdır. Keza hukuk mezun avukatlarımız ve mali hukuk konusunda uzman olan özel sektör çalışanı denetim elemanları, SMM ve YMM kökenli arkadaşlarımızı kapsayan çok geniş yelpazeden oluşan bir eğitim grubuyla karşı karşıyayız. Sayın Rektörüm, zat-ı halinizin üniversite ve reel sektör işbirliğinde düzenlenen eğitimlere ne kadar çok önem verdiğinizi yakinen biliyorum. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeyken derneğimizle yapılan protokol çerçevesinde 2 yıl üst üste yüksek lisans eğitimi alınmasına vesile oldunuz. Bu defa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü olarak uzlaştırmacılık eğitimlerinde üniversitemizin kapılarını bizlere açtınız. Bu nedenle şahsınıza ve ekibinize, katılımcı arkadaşlarım, şahsım ve derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürü Ulus Kent Merkezi'ne yapmış olduğunuz katkılardan dolayı yapmak gerektiğini görüyorum. Bu tarihi binalar restore ederek akademik eğitimlere dahil etmenizin yanında bölgedeki metruk binaların temizlenmesi anlamında da çok güzel işlere imza attığınızı görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerime son vermeden önce üniversite reel sektör işbirliği çerçevesinde tesis yüksek lisans başta olmak üzere diğer akademik çalışmalar konusunda da üniversitemiz ile işbirliği yapma arzumuzu bildirmek isterim. Eğitimlerimizin ve uzlaştırmacılık kurumunun Türk hukuk sistemine hayırlı olmasını diliyor ve saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, sayın rektörümüz sizlere hitap edecek. Buyurun. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Geniş bir yelpazede katılımın olduğunu görmek, yüksek nitelikteki katılımcılarımızın olduğunu görmek, işitmek bize gerçekten büyük bir mutluluk verdi. Tekrar hoş geldiniz. Bu eğitimin sizlere, ülkemize, insanlığa yarar getirmesini, adaletin tecelli etmesini, adaletin olaylar düzeyinde somutlaşmasını yürekten arzuluyoruz. Uzlaştırma eğitiminin yasama sürecinde, yasaların tarif edilmesinde, efendim, bunların usul ve esaslarının belirlenmesinde hocalarımız aktif bir rol oynadılar. Erdal Hocam başta olmak üzere fikri katkı sağlamaya gayret ettiler. Bunun arka planında yatan felsefenin, beklentilerin, uygulamaların bir ehli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah sizlere Erdal Hocam bu yönlü ihtiyaç olduğu kadar bilgi vermiş olacak. Ancak uzlaştırma eğitimlerinin sadece hukuki bir yanı değil, belki de asıl önemli olan
başka yanlarına da dikkat çekmek amacıyla sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi alanlarla da zenginleştirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Diğer bir ifadeyle tarafları uzlaştırmanın usul ve esaslarını, hukuki yanlarını bilmenin ötesinde esas itibariyle burada basit olarak bir insani misyon yüklenerek tarafların birbirlerine resmi çevrelerde, uzun sürede, yargıçların önünde, avukatların desteğiyle para harcayarak, zaman harcayarak, duygularını harcayarak, emeklerini harcayarak, ilişkilerini harcayarak bir çözüm bulmak yerine daha hızlı, daha insancıl, daha birbirini anlamaya dönük ve sonuç itibariyle de bir barışçıl ortam oluşturmaya yönelik bu çalışmaların olması bizleri sevindiriyor. Ülkemize geç de olsa gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü esas itibariyle bunun yasal altyapısının oluşmasını çok büyütmemek gerekir. Kültürümüzde, geleneğimizde olan bir kurumdan bahsediyorum. Ben Bilgörlüyüm. Pederim gerçek anlamda bir uzlaştırmacıydı. Efendim, kız kaçırmalardan arsa tarla davalarına, efendim kan davalarından kocayla karı arasındaki efendim bozulan ilişkinin düzeltilmesine kadar bir uzlaştırma çabası içerisinde olduğunu çocukluğumdan beri hep gördüm ve öyle büyüdüm. Sonra babam biraz daha efendim davetlerin zoruyla Bingöl'ün dışına, Elazığ'a, Muş'a, Diyarbakır'a gitmeye başladı. Efendim neredeyse babamızı göremez olduk. Ben onun ne kadar efendim kıymetli bir fayda sağladığını fiilen yaşayarak görmüş oldum. Bizim toplumumuzda, kültürümüzde mahkemeye gitmek bir ayıp sayılırdı. Toplumun içerisinde bu uzlaştırmayı sağlayacak olgun insanlar, eşraftan insanlar, medreseden insanlar olduğu zaman adeta birbirlerine hukuki savaş açmanın ne kadar kusurlu bir hareket olduğunu yaşayarak büyümüş olduk. O zamanlar bu toplumun dokusu daha sağlam, insanlar birbirine daha saygılı, sorunları geçici gören ve sorunların çözümünde de oluşabilecek herhangi bir adaletsizliğin, haksızlığın kabulüne rıza göstermeyen insanlardan oluşuyordu. Öyle sanıyorum ki bu arzuladığımız bir toplum. Onu kutsamak istemiyorum ama uzlaştırma bizim bilmediğimiz, dolayısıyla yasayla bize gelen bir şey değil. Tam tersine zaten yaptığımız, modernleşme süreci içerisinde unuttuğumuz, azalttığımız, fakat kıymetini yeniden keşfederek yasal bir destekle yeniden gündeme getirdiğimiz bir şey. Geç de olsa bu iyi. Ancak şunu önemli belirtmek gerekir ki bunu yasal bir açıdan ele aldığımız zaman onun gerçek misyonunu yerine getiremeyebiliriz. Bu insancı, bu insani bir katkıdır. Bu insani katkı çerçevesinde umuyoruz ki bir toplumsal barış gelir. Burada sevindiğim en önemli hususlardan bir tanesi şu: evet, bu toplumsal barış. Ancak bu toplumsal barışı sağlayacak bir takım aktörlerin de toplumda yaygınlaşması toplumun emniyet sibabı olacaktır. Ne yaparsanız yapın bir toplum çözüm ürettiği kadar sorun üretir. Sorun ürettiği için çözüm üretir. Uzlaştırmacı görevi yüklenen insanlar toplumun çözüm üretme kapasitesini artıran insanlar demektir. Daha önce doğal haliyle oluşan eşraftan, din adamlarından, olgun insanlardan, çeşitli nitelikleriyle devlet adamlarından vesaire bu hizmeti alan toplum inşallah bundan sonra sizlerden alacaktır. Bir sorun ortaya çıktığı zaman evet mahkemeye gitsin, eskiden gidilmezdi ama yargı başlamadan önce sizlerin o insancıl müdahalelerine açık olsun,
durumu bizim açımızdan, bu uzlaştırmanın toplumumuz açısından bir insani kapasite, barışı ve çözümü sağlayan bir kapasite. Bu kapasitenin sadece mahkemelerle sınırlı olan tarafı değil, avukatları, denetçileri, iş adamları, efendim, her toplumun herhangi bir şubesinde yer alan kişilerinin varlığı toplumun bir dayanağı, bir emniyet sibabı olarak görülmelidir. Toplumumuzda bu insanlar olmazsa ne olur? Bireylere indirgenmiş bir atomik durum oluşur ve bu atomik durum bir toplumsal dokuya maalesef götürmez. İşte bu toplumsal dokunun işleyicileri inşallah sizler olacaksınız. Bir anımı ele alarak bir şeyler ifade etmeye gayret edeyim. İngiltere'de doktora yapıyorum. Bir gün dekan çağırdı beni. Sayın Bağırca dedi, efendim iki Türk bir suç işlemiş ve biz senato olarak karar aldık. Bu efendim davaya sizi bir uzlaştırmacı olarak, bir ombudsman olarak atıyoruz. Siz bize rapor vereceksiniz. Biz de eğer uygun bulursanız rapor vereceksiniz. Biz de gereğini yapacağız. Efendim bize düşünme payı verdi. Biz de düşündükten sonra kabul ettik ve üniversitenin imkanlarını da bize sağlayarak şurası welfare office, burada mali destek, araç desteği, profesyonel eleman desteği vesaire vesaire alabilirsiniz. Şu iki Türk'ün birbirine karşı işlediği suç hakkında bir çalışma yapın ve bize raporlayın. Ortalama 2 ay çalıştık. Nedenlerini, niçinlerini, kimin ne yaptığını, suçun oranını vesairini tümüyle raporladık. Senato virgülünü değiştirmeden olduğu gibi uyguladı. Efendim, kendi açımdan düşündüm. Bunlara tarafları bilmeden, insancıl açıdan yaklaşmadan, sadece kanuni açıdan yaklaşılmış olsaydı muhakkak taraflara zarar verecekti. Bir. İkincisi bu uzayacaktı. Zaten zamanın kendisi bir ceza gibi uygulanacaktı. Üç. Bu cezayı aldıktan sonra o insan muhtemelen hayatı boyunca birbirini görmeyecekti. Adeta düşman olacaktı. Vesaire. Fakat bir iki tarafı anlamaya çalışan, iki tarafı uzlaştırmaya çalışan, arka planda resmi bir ortamda kolay kolay ifade edilemeyen, o uzun sürecin detaylarından bir sonuç çıkararak olaya bir çözüm sunmak, öyle sanıyorum ki kalite bakımından, olayın çözümünün kalitesi, hızı, tarafların ondan sonraki yaşamlarında bunu öğrenilmiş bir derse dönüştürmesi vesaire gibi açılarından bakıldığında çok kıymetli bir işe dönüşmüş oluyor. Ben toplumumuzda bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Modernleşmeyi biz yanlış anladık, yanlış yorumladık, hayatımıza yanlış olarak aktardık. Yüzlerce yılın deneyimlerinin içerisinde ortaya çıkmış olan bu tür kurumları geleneksel diye bir kenara ittik. Ve bugün değerlerini yeniden keşfediyoruz. Keşfettiğimiz geçmişte yaygın olarak uyguladıklarımızdır. Onun için biz bu insancıl kurumun yüzyıllardır insanların çeşitli şekillerde deneyimlerinin ışığında şekillenen hususun yasal bir çerçeve içerisinde yeniden gündeme gelmesini son derece önemsiyoruz. Üniversitemiz böylesi bir eğitimde Türkiye çapında yetkilenmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyar. Sizlere bu hizmeti sunmaktan büyük bir mutluluk duyar. Efendim, umarım ki burada aldığınız eğitimin sonucunda bu hizmeti layıkıyla yerine getirmiş olursunuz. Ama şunu da belirtmeden sözüme son vermiş olmayacağım. Bu eğitimi lütfen tek yanlı eğitim olarak almayalım. Uzlaştırma burada herhangi bir hocamın
birkaç saat anlattığı bir mesele değildir, olamaz. İki şey burada önemli. Birincisi, sizlerin isteği, talebi sonucu verirler. Burada hoca ne verirse versin, siz hangi niyetle alıyorsanız o niyetiniz, o çabanız alım kısmını, miktarını belirler. Eskiden öğrenci demezdik, ne derdik? Talebe. Talebe çok güzel bir kelime. Niçin güzel? Çünkü istekli olmayı içeriyor. Arzu etmeyi, istemeyi içeriyor. Aldığınız bilgi sizin istediğiniz kadardır. Kimse kimsenin beyin kapağını açıp içine bilgi koyamaz. Sizin hazmetme kapasiteniz, sizin algılama kapasiteniz, sizin istekli olma kapasiteniz bilginin sınırlarını çizer. Sonucu belirleyecek olan hoca değildir. Sonucu belirleyecek olan talebedir. Ne kadar istekli olduğu, ne kadar çaba içerisinde olduğu sonucu belirler. İkincisi, unutmayalım ki birkaç gün sürecek olan bu eğitim yüzlerce yılın deneyiminin küçük bir parçasını ancak psikoloji adı altında, sosyoloji adı altında, efendim hukuk adı altında, bilmem sosyoloji iletişim adı altında veriyor olacak. Öyle sanıyorum ki sizlerin deneyimleri, bilgisi, gözlemi ve düşündükleri, hocalarımızın düşündükleri, bildiklerini yan yana koyarak bir eğitim çerçevesini daha geniş tutmak lazım. Diğer bir ifadeyle şunu söylemeye çalışıyorum. Öğrenmenin bir tarafının da burada olduğunu lütfen unutmayalım. Biz sadece öğreten tarafında değiliz, tam tersine öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi birikimsel olarak size tekrar yansıtmış oluyoruz. Yani eğitimin iki yanlı olması büyük bir gerekliliktir. Tek yanlı eğitim, muhtemelen birkaç hafta sonra unutulacak bir eğitim, yeniden sınav için gözden geçireceğiniz, ezberlemeye çalıştığınız bazı ana unsurlar, bunun büyük bir faydası yok. Bunun felsefesinin, ruhunun, amacının anlaşılabilmesi, sizlerin aktif katılımı, müzakereleri, sizlerin deneyim ve önerilerinin ışığında büyüyecek olan bilgiyi demektir. Bugün burada, başka üniversitelerde, mahkemelerde, mahkeme öncesi ve sonrasındaki süreçlerde bu bilgi büyüyecektir umarım. Ve bu bilgi kodlanarak, yazılı hale getirilerek tekrar hepimizin yararına sunulmuş olacaktır. Diğer bir ifadeyle söylemeye çalıştığım husus şu, bir hafta içerisinde verilecek bilgiyi çok abartmamak lazım. Bu bir haftalık bir bilgi meselesi değildir, bir sınav meselesi değildir. Yaşanılacak bir şeydir. Asıl öğreneceğimiz husus buranın ötesinde yaşarken öğreneceklerimizdir. O öğrendiklerimizi lütfen kendimize saklamayalım. Onları başkalarıyla paylaşacak şekilde o bilgiyi açık tutalım. Ve böylece bilginin büyümesine hepimiz katkı sağlayalım. Efendim sözü uzattığımın farkındayım. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar böyle bir eğitim talebinde bulunduğunuz için sizleri yürekten kutluyorum. Ve bunun toplumumuza bir barış, bir huzur.